Özellikle ve olaylar başladı. Onu biliyor musun? Mesela ben barajlar bombalandım. 500 tane araç yakıldı o süreçte. Ne yaparsın? Ya tabii insan bir... Yönetimdesin, başbakan sensin, hadi. Bir noktadan sonra insan gerçekten bir şey yapamıyor. Şu anda yapılan ne biliyor musun? Şu anda yapılan. İş zevkse içeri güzel şey. İçe güzel istiyor senin için. Hangisini öncelikle vermiyor? Ya ilk önce tabii içe. İçe bayağı karışık. Şu anda içe işin güzel değil. Aynen. İnşallah. Vallahi. Aralıkla gidiliyor. Bu iş bitecek. Geri de yardımcısın. Bu yaraları kapatmazsak burada çok kan atacaklar. Bir şekilde şu anda ciddi bir operasyon sürüyor. Belki de bizim yaramızı kanatmak isteyen şeylerin hepsi orada birleşti. Orayı halledersek, yani farkındaysanız sağcı, solcu, şucu, bucu değil, Kürt dostu, Kürt düşman da değil. Herkes sanki PKK'da birleşti diyor. Yani orayı gelişim seyri var. İyi gidiyorum. Bunların birçoğunu konuşmuyorum ne zamandır. Bunların birçoğunu son 3-4 senedir konuşuyorum. Yani bizde biriken sorunlar 3-4 senenin mahsulü. Başka vardı ufak tefek ama işçinin de, emeklinin de, köylünün de, çiftçinin de bir sürü dezavantajlı kesimin diyelim, alt kesimin şikayetleri son 2-3 sene giderek artmaya başladı. Onun da sebebi gayet basit. Türkiye hızlı bir gelişim seyri yakaladı. Ama 2011'den, 12'den bu yana hem o gelişim hızı kesildi hem de bu arada Türkiye'nin bu hızla gelişmesini zararlı bulan birileri, her kimse sürekli Türkiye'yi engellemeye başladı. 12'nin başından beri. Aklınıza getirin. 2012'ye kadar Türkiye hemen hemen neredeyse en düşük sorun yüküyle geldi.